Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkese ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Acıbadem Sürücü Kursu'ndan kurs müdürümüz Sayın İrfan Demez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? İzleyicilerimiz ve bizim en merak ettiğimiz sorularımızdan biri bu. Tabii Sema Hanım. Ben 1966 İzmir doğumluyum. İlk orta öğrenim İzmir'de tamamladıktan sonra eğitimin devamı için Ankara'ya gittim. Daha sonra devlet memuru oldum. 25 yıl devlet memuru yaptıktan sonra emekli oldum. Emeklilik döneminde de bu işi tercih ettim. Şu anda bu işte çalışıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun. Evet, şimdi de tabii ki Acıbadem Sürücü Kursu hakkında bilgi rica edeceğiz sizden. Buyurun. Tabii. Acıbadem Sürücü Kursu, ilk kurulan sürücü kurslarındandır. 1985 yılında Şaban Devreloğlu tarafından kurulmuştur. Şaban Bey kendisi eğitime çok önem veren birisi olduğu için bu sektörde diğer kurslarda bulunmayan direksiyon eğitim alanı dediğimiz eğitim alanlarından 4 tane tam donanımlı, trafiğe kapalı bu eğitimi ayırmak üzere sağlamıştır. Ve bu şekilde sektörde öncülük etmiştir. Evet. Şu anda kendisi rahmetli olmuştur. Vefatından sonra kursun idaresinin yöneticinin çocukları Hale Hanım ve Hakan Bey yapmaktadır. Evet. Allah rahmet eylesin Sağ olun, diyoruz. Teşekkür ederim. Eğitim alanlarınız halen kullanılmakta mı? Şimdi Sema Hanım, malumunuz İstanbul'da büyük arazi parçalarını tutmak pek mümkün olmamakta. Evet. Bu sebeple eğitim alanları şu anda elimizde değil. Bunun yerine sektörde genel olarak kullanılan simülatör eğitimlerine biz de döndük. Aynı şekilde simülatör eğitimlerini yapmaktayız. Evet. Peki kuruluşundan günümüze kadar kursunuzun ehliyet alan aday sayısı ne kadardır? Bilebiliyor musunuz bunu? Biliyorum tabii. Bu sürekli istatistiklerimizde var. Kursumuzda iki şubede toplam 27 bin kişi bugüne kadar ehliyet almış durumda. İstanbul trafiği sizden sonra. Tabii neredeyse büyük bir kısmı biz olmuşuz. Bunun dışında ehliyet olup trafiğe çıkamayan 100 binlere yakın adayımız da bizden direksiyon eğitimi almışlardır. Evet, bu da bir ayrıcalık tabii. Tabii ki. Aynı problemi ben de yaşıyorum. Zaten benim ehliyetim herhalde tedavülden kalktı da. Herhalde geçerlidir. Yardımcı da olabiliriz size. Ve trafiğe çıkamıyorum. İşte evet. Özel dersler gerçekten bu noktada bizlerin evet. Hayatını kolaylaştırıyor. Siz bizi programımıza davet ettiniz. Biz de sizi eğitimlerimize davet ederiz. Harika. Böylece de eğitim yapmış oluruz. Böylece bu anlaşmayı da yaptık. Hemen ben yarın sizi arıyorum. Bekliyorum. Hemen arıyorum. Bekliyorum. Peki 27 bin kişi gerçekten hiç az değil. Ama tabii bu 1985 yılından günümüze yaklaşık tabii 35 yıl mı 38 yıl mı oldu tam hesaplayamadım şimdi ama uzun bir süre. Evet gerçekten evet. De öyle. Peki hangi sertifika sınıflarında ehliyet vermektesiniz? Bizim kursumuzda motosiklet grubu dediğimiz A, A1 ve A2 sınıfı sertifika programları bulunmakta. Bunlar da manuel veya otomatik tercih edebilmekte adaylarımız. Otomobil için B sınıfı ehliyetimiz mevcut. Onu da yine otomatik veya manuel şeklinde tercih edilebiliyor. Evet. Peki simülatör eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının eğitimine nerede devam etmektesiniz? Şimdi öncelikle simülatör eğitimini tamamlayan adaylarımızın trafiğe çıkması eğer direksiyon öğretmenlerimiz tarafından yeterli görülürse akan trafikte devam etmekte. Kadıköy ilçesi için bize ayrılan parkur güzergah, sınavın yapıldığı güzergahtır aynı zamanda Göztepe ve Kızıltoprak arasındadır. Orada akan trafikte eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Akan trafikte. Akan trafikte. Evet, bu gerçekten evet. Başarılı bir eğitim sistemi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hakikaten doğru bir sistem diye düşünüyorum bunun için. Biraz önce otomatik ve manuel sertifika programlarınızdan evet. Bahsettiniz. Her iki araç ile ehliyet alınabilir mi? Tabii ki. 2016 yılından sonra yönetmelikte yapılan değişiklikle otomatik araç sertifika programına kaydolanlar otomatik araç ehliyeti alıyor ve sadece otomatik araç kullanabiliyor. Manuel araçla sertifika programına kaydolup alanlar da sadece manuel araç, pardon düzeltiyorum, manuel ve otomatik araç ikisini bir kullanabiliyor. İkisini birden kullanabiliyor. Evet. Yani manuel ehliyeti olan her iki aracı kullanıyor, otomatik ehliyeti olan sadece otomatik araç kullanabiliyor. Evet. Öyleyse bizim evet. Ehliyetlerimizde bir sıkıntı yok. Sizinki her ikisi için de geçerli. Yeter ki kullanabilelim. Ulan, belki de sizin ehliyetinizi de biz vermiş olabiliriz. Olabilir mi? Değil, o da çok eski yine. Eski. Beşiktaş'ta. Bir Anladım. Kursumuzdan. Evet, başvuru için gerekli şartlar ve istenen belgeler nelerdir?
Bizim öncelikle kursumuza başvuru sürelerinden bahsedeyim. Kursa başvuru her zaman yapılabiliyor, ayın her günü yapılabiliyor. Fakat bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi olan MEPPİS'e kayıtları girmemiz her ayın 1'i ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor. Başvuru için gerekli olanlar A1 sınıfı için 16 yaşını doldurmuş olan adaylar, diğer sertifikalar için 18 yaşını doldurmuş adaylar gerekli belgelerle bize başvurdukları takdirde kaydını alabiliyoruz. Evet. Peki eğitim süreci nasıl işler, sınavlar nasıl yapılıyor? Çok heyecanlı geçiyordu zamanında, benim zamanımda. Halen öyle aynı mi? Heyecan tabii adaylarımız da devam ediyor. Sizin zamanınızdan bugüne çok bir değişiklik olmamış demek ki. Eğitim sürecimiz şöyle başlıyor. İlk teorik ders programıyla biz başlıyoruz eğitimlerimize. Teorik dersler tamamlandıktan sonra elektronik sınav uygulaması 2018 yılında tamamen elektronik sınava geçildi. Elektronik sınava katılıyor adaylarımız. Elektronik sınavda başarılı olan adaylarımız direksiyon eğitimlerini de tamamladıkları takdirde direksiyon sınavına katılıyorlar. Her iki sınavda da başarılı olanlar ehliyet almaya hak kazanıyor. Evet. Peki sınavlarda başarısız olan adayların tekrar sınav hakkı var mı? Tabii ki. Direksiyon sınavı ve teorik sınav için 4'er tane hak tanımlanmış Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Başarısız olan her aday 4 kere sınava giriyor. Teorik sınavı geçtikten sonra 4 direksiyon sınav hakkını kullanabiliyor. Birinci sınavda geçen zaten diğer haklarını kullanmasına gerek kalmadan belgesini alıyor, mezun olmuş evet. oluyor. Şimdi şunu tam olarak anlayamadım ben. Her bir dersten 4'er hakkı mı oluyor? Her bir takdirde. Sınavdan, her teorik bir sınavdan 4 hakkı var. Çok güzel. Geçtikten sonra direksiyon sınavından 4 hakkı oluyor adayların. Çok güzel. Daha öncesinde 3 haktı değil mi bu? Yine 4 haktı. 4 yine 4'er hakkı vardı evet. Demek beni kandırmışlar. Siz belki de 3. hakkı kalmadan 1. hakkınızı hallettiniz için görmediniz onları. Evet öyle oldu. Peki müşteri memnuniyeti için nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Siz müşterilerimizin sorunlarını, taleplerini, isteklerini dinliyoruz dikkatle. Dinledikten sonra biz bu bizim için bir veri oluşturuyor. Bunları değerlendiriyoruz kendi aramızda. Bizi denetleyen bir firma gibi nedir hatalarımız onu görmemizi sağlıyorlar. Bunların üzerine gidiyoruz. Düzelttikten sonra zaten memnuniyet kendinden geliyor. Geliyor. Evet. Memnuniyet gelmemiş olsaydı 85 yılından bu yana kesinlikle, zaten çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet, evet. Yani evet, hem kayıt aday oranımız hem evet. bu kadar uzun süre aynı bölgede sektörde devam etmiş olmamız bunu gösteriyor zaten. Kesinlikle öyle. Bunu hatırlattığınız için teşekkür ederim. 27 bin sürücü evet. İstanbul trafiğinde belki de çok farklı evet. yerlerde de araç kullanıyorlar. Kesinlikle. Bunların hepsi B sınıfı da değildir mutlaka. Evet. Tabii A sınıfı da var. A sınıfı evet. da vardır. O yüzden 27 bin sürücü ve 85 yılından bu yana tabii aynı sektörde hizmet etmiş bulunuyoruz. Çok büyük bir başarı grafiğidir bu. Çok teşekkür bu. Ederiz. Sağ olun. Peki firmanın asıl hedefleri nelerdir? Bizim bu konuda hedefimiz adaylarımızın bizde eğitimini tamamladıktan sonra trafikte güvenli, diğer sürücülere saygılı, kurallara uyan sürücü olarak yetişmesi ve yer alması. Bunun dışında biraz öncesinde söylediğiniz gibi trafiğe çıkmakta cesaret olamayan, özel ders alan adaylarımızın da korkularını atlatarak yine aynı şekilde güvenli ve trafik kurallarına uyarak trafikte araç kullanmaları bizim en büyük hedefimiz. Harika. Neden bu işi seçtiniz? Zor bir iş çünkü. Gerçekten oldukça zor bir iş. Ciddi bir sorumluluk. İnsan hayatına doğrudan etki eden bir iş. Hem eğitim var içinde, hem insan hayatı var, evet. hem öğretim var, her şey var. Neden? Neden bu işi seçtim? Zaten biraz önce bahsetmiştim kendimi tanıtırken. Devlet memurluğu yaptım uzun süreler. Emekli olduktan sonra trafikte uzun yıllar tecrübe kazandığım için yine bu işle ilgili bazı eğitimler açılıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. O eğitimlere katıldım. Orada edindiğim bilgileri ve geçmişte yaşadığım tecrübeleri birilerine aktarma ihtiyacı hissettim. Ve bu sektörü bu sebepten seçtim. İyi ki de seçmişsiniz. Öyle teşekkür size. Ederim. Sağ olun. Peki adaylarınızdan gelen talepler daha çok hangi yönde oluyor? Biraz önce bahsettiğimiz gibi otomatik manuel araç konusunda adaylarımız kararsız kalıyor. Bunda bizim yönlendirmemizi bekliyorlar. Biz de kendi ihtiyaçları doğrultusunda onları bilgilendiriyoruz hangi araçı seçmeleri gerektiğini. Öncelikle bu var. Hoca tercihi olabiliyor. Bazı kursiyerlerimiz bayan hocayla çalışmak istiyor. Bazı kursiyerlerimiz bay hocayla çalışmak istiyor. Bunlar en çok gelen talepler. Evet. Ki oldukça da makul talepler. Tabii tabii. Siz bizim de karşılayabildiğimiz, cevaplayabildiğimiz talepler bunlar. Evet. Peki bu işin zorlukları mutlak surette var. Var. Nelerdir? Sema Hanım, malum biraz önce siz de söylediniz 27 bin kişiyle İstanbul trafiğinin kalabalığına vurgu yaptınız. Evet. Sizin dediğiniz gibi çok kalabalık bir trafikte direksiyon eğitim almak isteyen kişilerle birlikteyiz.
Bizim için tabii ki işin keyifli yanları birlikte trafikte bulunmak işi biraz daha zorlaştırıyor. Diğer sürücülerden bir saygı bekliyoruz. Maalesef istediğimiz saygıyı göremiyoruz. Kendi yaşadıkları dönemlerini unutup insanlar bir anda sanki bu şekilde tecrübeli sürücü olarak trafiğe çıkmış gibi sürücü adaylarımıza gerekli yeterli anlayışı göstermiyorlar. İşte yeşil ışık yandığı zaman sürücü adayı malum usta sürücü gibi Birden çabuk birden kalkamaz. kalkış yapamaz. Buna sabır göstermiyorlar. Arkadan korna çalındığında adayımız daha çok heyecanlanıyor. Biz anlayış ve sabır bekliyoruz diğer sürücülerden. Bu bizi zorluyor. İkinci bir konuda yine kalabalık bir şehirde eğitim yaptığımız için park eğitim yapabileceğimiz, çalışabileceğimiz yeteri kadar alan bulmakta zorlanıyoruz. Bunlar bizim mesleğimizin zor kısımları. Gerçekten de Evet. öyle. Bırakın adayların eğitim yapabilmek için park yeri bulmasını, normal Normal park etmek için standartlarda bile park park yeri bulamıyor. bulamıyoruz, Aynen biliyorsunuz. bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Çok çok zor o konu, gerçekten de öyle. Peki ne zamandır bu işle uğraşmaktasınız? Ben emeklilik döneminde yaklaşık 10 yıldır sürücü kurslarında hem direksiyon öğretmeni olarak hem de yönetici olarak çalışıyorum. Evet. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ben iletişim kurma konusunda insanlarla kendimi güçlü buluyorum. Bunun dışında sabırlıyımdır, soğukkanlıyımdır, sakin bir karakterim vardır. Bu da bizim iş için de gerekli ve kendimi de bunlar güçlü hissettiriyor. Kesinlikle öyle. Hakikaten çok sakin ve kişiyi rahatlatacak şekilde hareket etmeniz gerekiyor o Kesinlikle, anda. tabii. Yani Şimdi düşününce heyecanımızın yansımaması tabii lazım. tabii Evet. kesinlikle. Bir de o var değil mi? Tabii. Siz de Biz şimdi heyecanlı olursak sürücü aday daha çok adayının heyecanlanır. Heyecanımızı yansıtmamamız gerekiyor. hiç böyle bir Sürekli. anınız var mı? Çok böyle panik yaptığınız. İşte biraz önce siz güçlü yanlarımı sordunuz ya. Ben sabırlı ve sakin olduğum için hiçbir zaman panik yapmadım. Hep soğukkanlı bir şekilde. Ya bu sefer Zaten olan yok, oldu. hiç öyle bir şeyle karşılaşmadığım gibi. Öğrencilerimden geri dönüşüme bakıyorum. Gerçekten benim bu yönümü anlıyorlar, görüyorlar ve memnun da kalıyorlar. Gerçekten Evet. de bu çok özel bir Evet. yaratılış, davranış Sağ diyelim. olun. Evet, sizce başarı ve bugüne kadarki en büyük başarınız? Başarı benim şahsi görüşüm olarak herhangi bir hedefe ulaşmak için önümüze çıkan engelleri aşabiliyorsak, hedefe ulaşabiliyorsak bu bir başarıdır. Yani hedefe ulaşmak başarıdır Evet. benim açımdan. Bugüne kadarki bizim başarımız kurum olarak, Hacı Badem Sürücü Kursu olarak kurumsal firmalarla yaptığımız iş ortaklıkları, toplu olarak personele verdiğimiz ehliyetler, bunlar bir başarımız. Sınav sonuçlarında kursumuza katılan kursiyerlerin başarı oranı, eğitimini tamamlamış, yine biraz önce bahsettiğim gibi hem güvenli hem de trafik kurallarına uyan ve diğer sürücülere saygılı olan sürücü olarak yetişmesi bizim başarı kriterimizdir. Evet, bunlar gerçekten de çok çok önemli ve siz de bu önemi zaten gereğince yerine Evet. getirmektesiniz çok uzun yıllardır. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki çok uzun yıllar daha gerek İstanbul trafiğine gerek trafiğe çok usta sürücüler yetiştirin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi de aramızda görmek isteriz. Geleceğim. Umarız. O şart, o kesin geleceğim mutlaka. Usta bir sürücü olmak için geleceğim. Bekliyorum Sema Hanım. Çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür ederim katılımınız Sema Hanım. için. Çok sağ olun. Çok Hoş geldiniz, teşekkürler. Sağ sefalar olun. Sağ getirdiniz. olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Acı Badem Sürücü Kursu'ndan kurs müdürümüz Sayın İrfan Demez'i ağırladık. Hoşça kalın.